Park'ın iç çekimini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle L bölgesine giderken sol sinyalimiz açık bir şekilde ilerlemekteyiz. Yerideki L parkurlarından birine giriş yapacağız. Dış çekimde en baştan girmiştik. Şimdi ise aradan girelim. Şuradaki boşluktan giriş yapacağız. Öncelikle debriyaj pedalına basılır ve sağ sinyal mutlaka verilir girişi gerçekleştirirken. Debriyaja basılı bir şekilde ilerleriz. Her iki taraftaki dubalara kendimizi ortalarız. Sağa veya sola yakın olmamak gerekir. Daha sonra düz bir şekilde ilerler ve durmadan önce sinyalimiz hala açık bir şekilde L dubasından, daha önce dış versiyonunu anlattığımız gibi L dubasından bir önceki duba aracın ön tarafına denk gelince duruyoruz. Burada belirli bir durma ölçütü mesafesi yok. İstersek birazcık daha öne doğru gidebilir veya iki karış kadar daha erken durabiliriz. Belirli bir ölçütü yok. Ama biraz öne gitmemiz isteniyor tabii. Şimdi burada geriye doğru dönüp şurada referans noktalarımız olan arka orta duba ile yan orta dubayı üst üste alacağız. Tekrar ediyorum. Arka orta duba ile işte şu görmüş olduğunuz duba ile şu arka orta dubayı üst üste getireceğiz. Burada yapılan en büyük hata şuradaki duba ile başka bir duba üst üste getiriliyor. Bakın şu an L dubasından bir önceki dubada durduk. Öğrencimiz vitesi geriye alacak. Aldı. Ve şimdi öğrencimiz o tarafa doğru dönerek bakacak. Evet, o tarafa döndü ve o tarafa doğru bakıyor. İşte bu noktadan sonra artık öne doğru dönmek yok. Çünkü geriye dönüp baktığımızda dubaları karıştırma olasılığımız çok yüksek. Harekete geçmeden önce iki dubayı belirlememiz ve onları tabiri caizse göz hapsine almamız gerekiyor. İlerlemekteyiz. İki duba üst üste geldiğinde öğrencimiz duracak. Çok az kaldı ve şu an iki kusursuz bir şekilde üst üste. Bazen üst üste şu an gayet iyi. Bazen öğrencimizin koltuğu öne doğru fazla çekmesi veya ön tarafa fazla yakın olması boyuna, posuna göre değişir öğrencinin. Bu durumda küçük farklılıklar söz konusu olabilir. Mesela şu açıyla bir girelim bakalım. Ayarı gerçekleştirdikten sonra direksiyonumuzun tamamı hocaya doğru çevrilir. Sağ tarafa doğru. Bazen sol ve sağ karıştırılabiliyor. O yüzden hocaya doğru ve hocanın tersi şeklinde ibareler çok daha yerinde olabiliyor. Ve bu noktadan sonra sol tarafa doğru dönüp aslında aynanın içine bakmıyoruz biz burada. Ayna ile L dubası aynı hizaya gelinceye kadar ilerleyeceğiz. Direksiyonumuz tam kırılı, hafif kavrama noktalarıyla ilerlemekteyiz. Sol tarafa doğru bakıyoruz. Son 1 metrede aynadan bakmaktan vazgeçeceğiz. Aynaya doğru bakmaktan kısmen vazgeçeceğiz. Ve arkaya doğru dönüp L dubasını bir gözlemleyeceğiz. Bu noktada arkaya dönüp L dubasını görmeye çalışacağız. Bakın L dubasıyla ayna. Bir ayna bir L dubasına bakacağız. Ve ikisini aynı paralelliğe getireceğiz. İlerliyoruz. Hala var. Az kaldı. Evet. Şu an ayna ile L dubası aynı hizada. Bu noktadan sonra direksiyonumuz iki defa bir, iki defa çevrildi ve tekrar geriye doğru ilerlemekteyiz. Aracın burnunun dubaları, iki L dubasının geçmesi gerekiyor veya orta duba sürücünün, yani L'den itibaren bir, iki ve üçüncü duba sürücünün omuzuna geldiğinde işte bu şekilde duruyor. Şu an L parkımız bitti. Bu arada şunu tekrar altını çizmek istiyorum. Biz L'den bir önceki dubada durmuştuk. İşte o ilk duruş yerimizde arkada oturan komisyon başkan yardımcısı ve usta öğretici, yani şu an ben, iniyoruz. Öğrenci ile sınav başkanı baş başa kalıyor ve sınavı ikisi gerçekleştiriyor. Bizler arkada L parkın dışında, pardon, aracın dışında bekliyoruz. Birazdan çıkacağız. Bu noktadan çıkacağız ve şu noktada, şurada bir yerde duracak ve bizi alacak öğrencimiz. Peki çıkışı nasıl gerçekleştireceğiz? Burada yapılan en büyük hata öğrencinin direksiyonu direkt çevirmesidir. Eğer direkt çevirirse, çevirelim direksiyonumuzu. Vitesimizi bile alalım. Evet, çevirirsek eğer şu L dubasına çarparız. Bu L dubasını altımıza alırız. İlerleyelim. Bakın, görmenizi istiyorum. Bakın L dubasının üstüne gidiyoruz. Bu yanlış. Peki böyle bir şey yaparsam hocam bunun telafisi söz konusu mudur? Tabii ki. Çünkü L parkta da paralel parkta da çıkarken sınırsız hamle hakkımız vardır. Bu durumda aynı noktaya geri dönebiliriz. Yani vitesimizi geriye alırız. Direksiyonumuzu çevirmeden.
Eğer çevirirsek açı bozulur. Başa saracağız yani kaseti. Devam edelim geri. Evet. Yani orta duba ile omuzumuz aynı hizaya geldiği noktaya geri döndük. Şimdi burada hata yapmaksızın, yani direksiyonu çevirme hatasını yapmaksızın düz bir şekilde. 1, 2. Vitesi 1'e alacağız tekrar. Ve öne doğru ilerlememiz gerekiyor. İşte en büyük ayrıntı burada. L'nin en büyük ayrıntılı, en önemli iki ayrıntısından biri bu ayna ile çıkarken de. Ayna ile L dubası arasındaki kusursuz ilişki arkadaşlar. Şimdi öne doğru ilerliyoruz. Çıkış hamlemizi gerçekleştireceğiz. Direksiyonumuz düz. Ayna ile L arasındaki girerkenki açının bir benzerini burada meydana getireceğiz. Şimdi neden hocam benzerini dediniz? Girerken ayna ile L arasında kusursuz bir hizalama varken burada neden kısmen? Çünkü burada arkadaşlar benzer bir ayar yapacağız. Burada 3 parmak kala duracağız. Bakın bunun dış versiyonunu çektiğimizde de aynısı. Onu da izleyebilirsiniz. Onu da aynı şekilde söylemiştim. Girerken aynı hiza, L'den çıkarken 3 parmak daha erken duruyoruz. Yani tam aynı hiza değil, bir 5 santim kadar, bir 3 parmak kadar, şöyle 3 parmak kadar daha erken duruyoruz. Bunun temel sebebi ön dubalara vurmamayı garantilemek. Direksiyonumuzun tamamını bu noktada, sinyalimiz açık kalmalıydı tabii. Bu noktada direksiyonumuzun tamamı sağ çevrili olacak ve çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Baktığımız yer şu ön taraf ve ortalama şu açılar. Birazdan duracağız ve hocaları alacağız. İlerleyeceğiz. Çıkışa doğru direksiyonu biraz çevireceğiz. Evet, hazırlayacağız çıkışa ve bu noktada durduk. Hocalarımız bindi. Sol sinyalimizi verdik. Omuz üstü bakışımızı yaptık. Ve güvenli bir şekilde minik yumuşak kavrama noktalarıyla debriyaj ayarlarıyla çıkışımızı gerçekleştirince sağ şeritten devam edeceğiz. Bakın o esnada orta şerit, yani arkadan gelen araçlar olabilir, sol şerit olabilir, araçlar olabilir. Biz sağdan bu şekilde devam edeceğiz.